Merhaba arkadaşlar, ben Uğur Mutlu. İkinci ünitenin ünite değerlendirme sorularıyla beraberiz. Aşağıdaki sayı doğrusunda eksi 2 ve eksi 1 arası 4 eşit parçaya ayrılmış. O zaman A'ya hemen buraya bakabilirim. Eksi 1 başlayacağım 0'a doğru hareket ettiğimiz zaman. 1, 2, 3, 4 parça olduğu için 4 parçaya böldüm. Birinci parçaya olduğu için 1 aldım. B dediğimiz ifade 5 parçaya ayrılmış. Aşağısı 5 kısım olacak. Sıfır tamı yazmamı gerek yok zaten. 1, 2, 3. kısımda olduğu için 3 bölü 5 olarak karşımıza gelecek. Aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde işaretlenen A noktası seçeneklerde verilen rasyonel sayılardan hangisi olabilir? A noktası eksi 3 ile 4 arasındadır. Yani eksi 3 tam olmak zorunda. Burası eksi 3 tam. Bir şeyler. Buraya baktığımız zaman 3 bölü 4 basit kesirdir. Yani 0 ile 1 arasında olacaktır. Daha doğrusu eksi 1 ile 0 arasında. Eksi 7 bölü 4 dediğimiz ifade bu da 1 tamlı eksi 1 tamlı bir şey olması gerekiyor. Eksi 19 bölü 5 dediğimiz ifade eksi 3 tam. Hatta bölelim daha rahat olur. Daha rahat görebiliriz. Eksi 19 bölü 5, 3 kere 5 15, 4 kaldı, virgül koyduk, 0 koyduk, 8, eksi 3 virgül 8. Yani şuralarda bir yerde. Eksi 10 bölü 3'e baktığımız zaman 3 defa var, 3 kere 3 9, 1 kaldı, 0 attım, yine 3 var, 9. Bu şekilde gider. Bu da eksi 3 virgül 3 olarak devirli gidecektir. O zaman Denizli bizim için doğru cevap karşımıza çıkartacaktır. Eksi 13 bölü 4 ile eksi 14 bölü 5 rasyonel sayı arasında kaç tane tam sayı vardır? Eksi 13 bölü 4 dediğimiz eksi 3,25'tir. 14 bölü 5 dediğimiz ifade 2,8'dir. Eksi 3,25'ten sayı doğrusunda eksi 3 vardır. Eksi 2 vardır. Eksi 1 var. 0 var. 1 var. 2 var. Böyle virgülleri sayarsak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane değer vardır. Aşağıdaki rasyonel sayıların arasında boşluklara küçük, büyük, eşittir işaretleri uygun olanları yerleştirelim. Paydalar eşit olduğu sürece bizim için üstteki büyükse büyük, küçükse küçüktü. O zaman 7 12'den küçük olduğu için küçüklük ifadesi olacak. Pozitif sayı her zaman negatiften büyüktür. Eksi 7 bölü 5 eksi 7 bölü 3. Eğer paylar aynıysa sayı büyük olduğu zaman daha küçük olacaktı. Ama ikisinde de negatif olduğu için 7 bölü 5 eksili olduğu için büyük olarak karşımıza çıkacaktır. 5'ten 1 bölü 3, 3 kere 5 15, 1 eklediğim zaman 16 bölü 3 oldu. 16 bölü 3, 16 bölü 3'e birbirine denktir. O zaman eşitlik koyduk. 3 bölü 8, 1 bölü 4, 8 ile genişletiriz. Yani burası 2 bölü 8 olacak. 3 2'den büyük olduğu için 3 bölü 8 2 bölü 8'den büyüktür. Eksi 2 bölü 5 eksi 1 bölü 6 paydalar eşittir ise burası 6 burayı 5 de. Burası 12 olacaktır. Burası 5 olacaktır. Eksi olduğu için eksi 5 bölü 6 eksi 12 bölü 30'dan büyük olacaktır. 3 kere 2 6 1 daha 7 bölü 3 15 olduğu için 7 bölü 3'ü 5 ile genişletirsek eksi 35 bölü 15 olacaktır. Birbirleriyle denk oldu. Denk ise eşit yazmam gerekir. 4 bölü 88 3 bölü 87. Burada üstleri genişletmek daha basit olur. Ama
Sayı burada büyüdükçe değer daha da büyüyeceği için buradaki sayıların büyüğü daha fazla büyük olacaktır. Rasyonel sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Eksi, artı, eksi, eksi var. O zaman 2 bölü 3 pozitif olduğu için en büyüğü. Eksi 3 bölü 8, 2 bölü 3, eksi 5 bölü 6, bunu attık ve 1 bölü 2. Normal şartlarda bizim pozitif olsaydı 5 bölü 6 tama yakın olduğu için daha büyük olacaktı. Ama ters olduğu için en küçük olması gerekir. Eksi 1 bölü 2 ile 3 bölü 8'i kıyasladığım zaman 1 bölü 2 yarım. Bu ise yarımdan küçük. O zaman eksi 3 bölü 8 ve eksi 1 bölü 2 sıralamasına gelir. Hepsinin işareti eksi. O zaman küçük değerler verdiğimiz misal 1 bölü 104 birim kesir en büyüğü olacaktır. Daha sonra 51 geliyor. Eksi 51 bölü 103. Sonra eksi 101 bölü 102 ve eksi 102 bölü 101. Normal şartlarda 1 bölü 104 eksi olmasaydı en küçüğü, 102 bölü 101 de en büyüğü olurdu. Ama negatif olduğu için her şey değişiyor. Aşağıdaki sayılardan hangisi sayı doğrusunda eksi 5 ile eksi 3 sayılar arasında değildir? Payda eşitleyebilirim ya da onun kuvvetleri olan ifadede çevirebilirim. Bölme işlemi yapabilirim. 16'yı 5'e böldüğüm zaman 3 eksi 3 virgül 2 olacaktır. 13'e böldüğüm zaman eksi 3 virgül 3 olacaktır. 17'yi 3'e böldüğüm zaman 5 virgül 6 olacaktır. Eksi yaklaşık. Eksi 13'ü 4'e böldüğüm zaman 3 virgül 1 olacaktır. Sayı doğrusuna baktığımız zaman eksi 3, eksi 4, eksi 5 diye gidiyor. O zaman buradaki eksi 3 virgül 2, eksi 3 virgül 1, eksi 3 virgül 5 buralarda ama eksi 5 virgül 6 buralarda bir yerde. Bizden istenen eksi 3 ile 5 arasında olduğu için Ceyhan olmaması gerekiyor. Aşağıdaki rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini yazınız. 10 ve 10'un kuvvetlerini yazıyorduk bulabildiğimiz zaman. 4'ü çarpabilmek için 25 yaparız. 25 ile 7'yi çarpıp 25 ile 4'ü çarpacağız. 25 ile 4'ün çarpımı 100. 25 ile 7'nin çarpımı 175. Bu da ne olacaktır? 1,75. 3 10'a bölünmediği için 5'i 3'e böleriz. 2, 20'de 6 defa var. 18, bir de 6 geldi. O zaman bu 1,6 devirli olacaktır. 2 bölü 11. 2'yi 11'e böldüğüm zaman 0 atarım. 0 virgül gelir. 11 var. 9. 8 geldi. Yine 2 kaldı. Yine 1 var. 11 yine 9 kaldı. Yine 8 olacak. O zaman 0,18 devirli olacak. Devirli tekrar eden anlamındaydı. 14 bölü 35. Önce sadeleştirme yapalım. 7'ye bölsem 2, 7'ye bölsem 5. Sonra 2 ile genişletirsem 4 bölü 10. Bu da 0,4 oldu. Eksi 2, 7'yi 9'a bölecek olsak 0 virgül attık. 7 kere 9 63, bir daha 7 kaldı. 1 0 1 7, 7 kere yine 63, yine 7 kaldı. 7 sürekli devrediyor. O zaman 0,7 devirli, eksiyi unutmuyoruz. 33 bölü 16'ya baktığımız zaman 16 sadeleşmiyor ya da hiç uğraşmadan direktmen bölme yaparız. 33'ü 16'ya böldüğüm zaman 2 çarpı 16, 32 bölü 1 kaldı. Virgül atıyorum.
Bir şey yok. Bir sıfır daha atmam gerekiyor. O zaman buraya da sıfır atmam gerekir. %16 baktığımız zaman 6 olacaktır. Devamı da gelir. 2,06. Tabii eksiği unutmuyoruz. Aşağıdaki ondalık gösterimlerin rasyonel sayı olarak en sade şekilde ifade ediniz. Öncelikle 16 bölü 10 yazıyoruz. Sadeleştirirsek 8 bölü 5. Eksi 245 bölü 1000 oluyor. Sadeleşince de eksi 49 bölü 20 eder. 25'e böldüğümüz için. Eksi 202 bölü 100. 2'ye böldüğüm zaman eksi 101 bölü 50 etti. Aşağıda verilen devirli ondalık gösterimleri rasyonel sayıya çevirerek büyükten küçüğe doğru sıralayınız. 4 bölü 9, 4 bölü 90, 404 bölü 999 şeklinde olacaktır. Ama sıralama yaparken buradaki rasyonel değil, şu ifadelere bakıyorum. 0, 4, 4, 4, 4 gidiyor. Diğeri 0,0444 gidiyor. Sondaki 0,404 diye gidiyor. Şimdi burada 4'te olan burası 0 var. Demek ki 0,04 en düşüğü. Yani 4 bölü 90. 4 bölü 90 en küçüğü. 4, 4, 4 devam ettiği için 4 bölü 9 yani en büyük oldu 0,4 devirde. Ve 1, 4, 1, 0, 1, 4, 1, 0, 44, 40'tan büyük olduğu için ne oldu? 4 bölü 9 aldık. O zaman 0,404 yani 404 bölü 999 bizim için ortanca oldu. Aşağıda devirli ondalık gösterim rasyonel sayıya çeviriniz. Tüm sayı 5, hiçbir şey olmadığı için virgülden sonra bir basamakta 9 atıyoruz. Tüm sayı 129, çizgi olmayan 1 bölü virgülden sonra 2 tane basamak olduğu için 99. Yani 128 bölü 99 oldu. 27,4'ü önce tüm sayıyı yazıyoruz. Devretmeyen 27 bölü virgülden sonra bir tane 9 karşımıza geliyor. 274'ten 27 çıkarsa 247 bölü 9 eder. Tüm sayı 306. Devretmeyen 30 bölü 1910. Niye? Virgülden sonra bir tane 0, bir tane 6 olduğu için. 3 bölü 2 artı 4 bölü 11 payda eşitlemem gerekiyor. Payda eşitlerken hemen bakıyoruz. Şuraya 11, buraya 2 yazarız. Burası 33 olacak. Burası da 8 oldu. 33 de 8'i topladığımız zaman 41, aşağısı da 11 ile 2'nin gelişimi 22 olur. Eksi 5 de eksi 2 bölü 3'ü topluyorum. Burası da 3'te genişletilecek. O zaman burası 15 oldu. Eksi 15, eksi 2 daha. Eksi 17 bölü 3 olacak. Burası da 3 olduğu için. Önce birleşik kesre çeviriyoruz. 15 2 eksi 17 bölü 5 6 1 eksi 7 bölü 3 olacak. Burayı 3 de burayı 5 de çarparız. 3 de 17'yi çarpıp 5 de eksi 7'yi çarptığımız zaman eksi eksi topladığımız zaman 100 eksi 86 bölü 15 olacaktır. Bunun gizli biri var. 6 ile 2 ile ve 3 ile çarpıyoruz. Eksi 18 artı 2 artı 3.
bölü 6. 18'den 5 çıkarsa eksi 13 bölü 6 karşımıza gelir. Burası 7 ile burası 3 ile 14 bölü 21 eksi 15 bölü 21. O zaman eksi 1 bölü 21 oldu. Gizli biri var. Payda eşitliyorum. Toplama ve çıkarma yapıldığı zaman başka bir numarası yok bu işin. Eksi 15 bölü 5 eksi 2 bölü 5 eksi 17 bölü 5 oluyor. Aşağıdaki işlemleri yapalım. Çarpma işleminden bahsediyor. Önce 4'e bölsem 25, 25 ile 5'e çarpsam 125. 7 ile 35'i sadeleştirdim. 5, 2 çarpı 5 eksi 10 bölü 10. Bu da sadeleşirse eksi 1. 4'ü önce genişletiyorum. 3 kere 4 12, 2 daha 14. 14 bölü 3. Eksi ile eksiyi çarparsam artı. 14 ile 8'i çarparsam 86. 88. Yanlış çarptım. 8 2 112 bölü 15. Bölme işleminde ters çevirip çarpacağız. Sadeleştirme burada var. 2 kaldı. 7 ile 14 sadeleşir. 2 kaldı. O zaman karşıma eksi ile eksinin çarpımı, eksi ile artının çarpımı eksi 4 gelecektir. Ana kesir çizgisinden 1 olmalı. Ana kesir çizgisinden 1 olmalı. Şimdi Ç'ye bakıyorum. Eksi 2 bölü 3, eksi 3 bölü 4, eksi 4 bölü 5, eksi 5 bölü 7. Eksi ile eksinin çarpımı artı, eksi ile eksinin çarpımı artı. İşlem artı olacak. 3'ler, 4'ler ve 5'ler birbirini götürdüğü için artı 2 bölü 7 karşıma cevap çıkar. Sıfırın bir sayıya bölümü her zaman 0 olacaktır. 8 bölü 3 bölü olduğu için 7 bölü 5 olacak. 8, 5 ya da 3, 7 ile sadeleşmediği için 8 ile 7'yi çarparsak 56, 3 ile 5'i çarparsak 15. 2 bölü 1 çarpı ters çeviriyoruz 6, 8 bölü 5, 16 bölü 5 oldu. 2 bölü 5 sabit kalıyor. Ana kesir çizgisine göre 1 bölü 8 yapılıyor. 2 ile 8 sadeleşir. 4 kalacaktır. 1 bölü 20 cevap çıkar. Aşağıdaki işlemlerde kullanılan özellikleri dikkate alarak kutucuklardaki kelimeleri uygun olanla verilen boşluklara yerleştiriniz. 1 bölü 2 artı 1 bölü 3, 1 bölü 3 artı 1 bölü 2. Bu toplama işleminin değişme özelliğidir. 0 çarpı 5 bölü 3 çarpı 0. Çarpma işleminin yutan elemanıdır. 3 bölü 7 artı 1 bölü 8 artı 1 bölü 2. 3 bölü 7 artı 1 bölü 8 1 bölü 1. Farklı gruplandırma olmuş. Farklı gruplandırma olduğu için hepsi toplama. O zaman toplama işleminin birleşme özelliği olarak karşımıza gelir. Eksi 4 bölü 7'nin toplama işlemine göre tersi 4 bölü 7 olacaktır. 1 tam 1 bölü 5 dediği ifade 7 bölü 5. Çarpma işlemine göre tersi 5 bölü 7 olacaktır. Toplamı nedir? 4 bölü 7 artı 5 bölü 7. Bu da 5, 4, 9 bölü 7 cevabımız çıkar. 2 bölü 17 artı 5 bölü 13 eksi 2 bölü 17 artı 5 bölü 8 ve 5 bölü 13. Şu parantezden bir kurtulalım. Bu eksileri tek tek dağıtalım. Yoksa 17, 13 de yapmayalım. 2 bölü 17 artı 5 bölü 13 eksi 2 bölü 17 eksi
5 bölü 8 eksi 5 bölü 13. 2 bölü 17 ile 2 bölü 17 var. Bunlar birbirinin nötrler. Artı 5 bölü 13 de. Eksi 5 bölü 13 birbirinin nötrler. Ve elimizde eksi 5 bölü 8 Adana kalacaktır. Önce üst tarafı yapıyoruz. Payda eşitlersek 4, 3, 7 bölü 4. Bunun gizli biri vardı. 1 artı 7 bölü 4 çarpı 2 bölü 1 ters çevriliyor. 1 bölü 2 şeklinde. 1 artı 7 bölü 8 oldu. 8 kere 1 8 7 ile topladığımız zaman 15 bölü 8 cevabımız çıkar. Aşağıdaki üstü ifadelerin değerlerini bulunuz. Eksi 1 bölü 2'nin karesi ise eksi 1 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2'yi çarpacak. Eksi ekli eksinin çarpımı artı 1 bölü 4 olacaktır. Eksi 4 bölü 5 3 tane olacak. Eksi 4 eksi 4 eksi 4. 5'ten de 4 tane 3 tane olacak. Eksinin tek kuvvet olduğu için eksi 4 kere 4 16. 16 çarpı 4 64 bölü 5 kere 5 25. 5 ile çarptığımız zaman 125 karşımıza cevap çıkar. 2 kere 2 4 1 ile topladığımız zaman eksi 5 tam eksi 2 tam 1 bölü 2 eksi 5 bölü 2'ye denk geliyor. Karesini istediği için eksi 5 bölü 2 ile eksi 5 bölü 2'nin çarpımı olacaktır. Eksi ile eksinin çarpımı artı 5 kere 5 25 2 kere 2 4 25 bölü 4 cevabımızı verir. 3 bölü 2'nin karesi 16 bölü 9 bölü eksi 4 bölü 3'ün küpü. Burada öncelikle üstü sayıları yapıp sonra 4 işleme geçiyoruz. 3 bölü 2'nin karesi dediğimiz ifade 9 bölü 4 artı 16 bölü 9. Burada çarpma işlemi yapıp ters çevirebilirim. Eksinin 27'si bölü 64 olacaktır. 3. kuvvet olduğu için eksi kalır. 4'ün 3. kuvveti 64. Çarpmayı çevirdiğimiz için yer değiştirdi. Sadeleştirme işlemi var. Buradaki 16 ile 64 sadeleşir. 4. 9 da 27 sadeleşir. 3. 9 bölü 4 eksi ile artı çarpılırsa eksi 3 bölü 4 oldu. Dokuzdan 3 çıkarsa 6, 4'ler zaten aynıydı, rahattı. 6 ile 4 sadeleşirse 3 bölü 2 olacaktır. O da cevabımızı Bursa olarak bırakır. 72 sayısının 1 bölü 3'ünün 5 bölü 8'ini istiyor. Öncelikle 72 çarpı 1 çarpı 5 yapabilirim. 3 ile 8'i çarpıp 24'e bölebilirim. Ama 72 ile 3 sadeleştirip ya da 72 ile 8 sadeleştirip daha rahat işlem yapabilir miyiz? Tabii ki. 72 8'e böldüm 9. Tekrar yazıyorum. 9 çarpı 1 bölü 3 çarpı 5 bölü 1. 9 3'e bölünür. 3 kaldı. 3 çarpı 1 çarpı 5 bölü 1'den cevap 15 olacaktır. Kilosu 36 TL olan fındıktan 3 bölü 4 kilogram. Kilosu 24 TL olan fıstıktan 1 tam 1 bölü 2. Hemen düzenlersek burası 3 bölü 2. Kişi toplam kaç TL ödeyecektir? 36 liradan 3 bölü 4 TL ödüyoruz. 36 ile 4'ü sadeleştirirsek 9, 9 kere 3, 27. 24 kilodan 3 bölü 2 alıyoruz. Burayı da 24'te 2'yi sadeleştirsek 12. 12 çarpı 3 36. 27 fındığa, fıstığa da 36 ise
27 artı 36 topluyoruz. 63 TL para ödeyeceğiz. 32 kişilik bir sınıfın 5 bölü 8 erkektir. O zaman hemen 32'yi 5 bölü 8 ile çarparsak 32 bölü 8 4, 4 kere 5 20 erkek var. Erkekleri 3 bölü 4'ünün yani 20'nin 3 bölü 4'ü 15. Bu arada 32 kişiden 20 erkek varsa 12 de kız oldu. Kızların 12'nin 5 bölü 6'sı 10 kişi. En sevdiği ders matematik. Yani 15 matematik, 10 da matematik yapıyor. Bu sınıfta kaç öğrencinin en sevdiği ders matematiktir? Kızlardan 10 kişi, erkeklerden 15 kişi. O zaman 15'te 10'u topladığımız zaman 25 kişi matematik dersini sevmiş oluyor. Bir sınavdaki soruların yarısı çoktan seçmeli. 3 bölü 7'si açık uçlu sorular, diğerleri ise boşluk doldurma sorularıdır. Yarım dediğimiz 1 bölü 2'dir. Sınavda 5 tane boşluk doldurma varmış. Yani geri kalanı. O zaman 1 bölü 2 ile 3 bölü 7'yi toplasam açık uçluyla çoktan seçmelileri bulabilirim. Burayı 7 ile burayı 2 ile genişleteyim. 7 bölü 14 artı 6 bölü 14. 7, 6, 13 bölü 14 oldu. Bu çoktan ve açık uçlu olan. Bir bütünden yani 14 bölü 14'ten 13 bölü 14'ü çıkartırsak 1 bölü 14 boşluk doldurma oldu. 1 bölü 14'ü soruların 1 bölü 14'ü 5 taneymiş. 1 bölü 14'ü 5 tane ise 14'te 5'i çarparız. Sorular 70 tane olarak karşımıza gelir. Evet arkadaşlar, ikinci ünitenin sonunda da gelmiş olduk. Ben Uğur Mutlu. Kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere.